Göğsümün Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çin mutfağından çok değişik ve çok lezzetli bir tarif paylaşacağım. Bu yemeği ben daha önce Çin lokantasında yemiştim. Gerçekten çok lezzetliydi, çok hoşuma gitti ve yapıp sizlerle de hemen paylaşmak istedim. Tencerenin içerisine suyu dolduruyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzu ilave ettikten sonra suyu kaynatıyoruz. 2 bardak pirinci ilave ettikten sonra ocağın altını kısıyoruz. Tencerenin de kapağını kapatıp şöyle bir 10 dakika pişirdim. Ben Çin pirinci kullandığım için Çin pirinci çok çabucak pişiyor. Siz kullandığınız pirince göre pişme süresini ayarlayabilirsiniz. Kullanacağınız sebzeleri kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bunun için pırasa, havuç, patates ve kereviz kullandım. Yalnız önemli olan sebzelerin küçük küçük kesilmesidir. Öncelikle havuçları küçük küçük kesiyoruz. Pırasaları da görmüş olduğunuz incelikte kesiyoruz. Ben pırasalı olarak yediğim için özellikle pırasa çok hoşuma gittiği için ben pırasalısını yaptım. Dediğim gibi sizler kendi damak zevkinize göre istediğiniz sebzeyle yapabilirsiniz. Kerevizi de küp küp kesiyoruz. Sebzeleri büyük büyük keserseniz daha sonra pişerken çabuk pişmeyecektir. O yüzden gördüğünüz büyüklükte kestiğiniz takdirde sebzeleriniz daha çabuk pişecektir. Bir tane patates kullandım. Patatesleri de gördüğünüz küçüklükte kesiyoruz. Tavanın içerisine 4 yemek kaşık yağ koyduktan sonra ocağımızı orta dereceye açıyoruz. Yağ kızdıktan sonra öncelikle içerisine havuçları ilave ediyoruz. Havuçlar diğer sebzelere göre daha geç piştiği için öncelikle havuçları şöyle 1 dakika yağın içerisinde kavuruyoruz. Sebzeleri pişme süresine göre ilave ediyoruz. Pırasayı ilave ettikten sonra 1 dakika kadar daha kavuruyoruz. Şayet farklı sebze kullanacaksanız sizler kullanacağınız sebzenin hangisini daha önce ve daha geç piştiğini bilirsiniz. Sizler de ona göre sebzelerinizi pişme süresine göre sırasını ayarlayabilirsiniz. En çabuk kereviz piştiği için en son kerevizi ilave ediyoruz. Şöyle tekrar hepsini birlikte karıştırıyoruz. Ocağımızı en kısık dereceye kısıyoruz. Kapağını kapatıyoruz ve şöyle bir 5 dakika kadar kavuruyoruz. Bu 5 dakika içerisinde kapağını açıyoruz. Birkaç defa karıştırıyoruz ve tekrar kapağını kapatıyoruz. Dakika kavurduktan sonra içerisine 200 ml su ilave ediyoruz. Ben 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ettim fakat az geldi. 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Tuzunu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Köri tozunu da içerisine ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Köri tozu mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim çünkü köri gerçekten içerisine çok farklı bir lezzet katıyor. Evde karabiber bitmiş, ben yeni fark ettim. O yüzden karabiber ilave edemedim fakat mutlaka karabiber de ilave etmelisiniz. Şöyle kapağını kapatıyoruz. Ocağımızı en kısık derecede pişirmeye devam ediyoruz. 1-5 dakika sonra kontrol edin. Şayet sebzeleriniz pişmişse pirinci koymanın zamanı gelmiş demektir. Baştan da belirttiğim gibi ben Çin pirinci kullandığım için pirinçler 10 dakika içerisinde pişti. Siz pirinci kontrol edin. Şayet pirinçleriniz piştiyse de suyunu tamamen süzün. Pirincin suyunu tamamen süzdükten sonra sebzelerin üzerine pirinci ilave ediyoruz. Ben
Ben internetten araştırma yaptım. İki şekilde pişirebiliyorsunuz. Birincisi, pirinci üzerine koyduktan sonra yumurtaları kırıyorsunuz. Kapağını kapatıp şöyle bir 5 dakika yumurtaları pişiriyorsunuz ve daha sonra pişmiş olan yumurtayı pirinçle karıştırıyorsunuz. İkinci tarifte de yumurtaları üzerine kırdıktan sonra yumurtaları hemen karıştırıp o şekilde pişirmeye devam ediyorsunuz. Ben ikincisini yaptım. Yumurtaları üzerine kırdıktan sonra şöyle yumurtaları pirinç ile birlikte karıştırdım. Fakat yumurtaların daha kolay bir şekilde karışması için şöyle öncelikle sarısını patlatıyoruz. Sarılarını patlattıktan sonra pirinç ve sebze ile birlikte hepsini birlikte karıştırıyoruz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Bu şekilde yumurtanın pirinç ile daha güzel karışacağını düşündüm. Fakat sizler isterseniz dediğim gibi yumurtayı pişirdikten sonra da karıştırabilirsiniz. Karıştırdıktan sonra kapağını kapattım ve bir 3 dakikada bu şekilde pişirdim. Şöyle karıştırdıktan sonra sıcak iken hemen tuzunu kontrol edin. Şayet tuz az ise tekrar ilave edin. Örneğin ben tuzunu az ilave etmişim. Birazcık daha tuz ilave ettikten sonra hazır sıcakken hemen karıştırdım. Hemen sıcak sıcak servis edin. Kaseyle bu şekilde yapacaksanız kasenizi mutlaka önceden soğuk suyla durulayın ve daha sonra kasenin içerisine doldurun. Kaseyi şöyle tabağa ters çevirip kaseyi alıyoruz. Yanına arzu ederseniz şöyle bol yeşillikli bir salata yapabilirsiniz veyahut da sade sunabilirsiniz. İçerisinde sebze olduğu için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Öncelikle şöyle kıvamını göstermek istiyorum. İçerisinde sebzeler renkli olduğu için çok iştah açıcı ve lezzetli görünüyor. Şöyle bakalım Çin lokantasında yemiş olduğum lezzeti tutturabilmiş miyim? Gerçekten yediğim kadar çok lezzetli olmuş ve lezzetini tutturmuşum. İçerisine koymuş olduğunuz yumurta bu pirincimize inanılmaz derecede lezzet katıyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Oğlum ve kız arkadaşı da kendi YouTube sayfalarından birbirinden lezzetli, çok güzel tarifler paylaşıyorlar. Oğlumun YouTube sayfası için şu anda videomun sağ ve sol üst köşesinde görmüş olduğunuz videolu tariflerden herhangi birine tıkladığınız takdirde oğlumun sayfasındaki bütün tarifleri izleyebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın, hep mutlu kalın.